Tamam mıyız? Evet, evet efendim. Story'mizi attık. Akşam galadayız dedik ve çok teşekkür ederim. Bugün buradayız. Hoş geldiniz diyelim. Sağ olun, sağ olun. Şimdi Sadık Ahmet tabii ki Batı Trakya'da çok büyük bir mücadele adamıydı. Biz çocukluğumuzda, gençliğimizde onun hikayelerini, öyküsünü, mücadelesini hep yakından takip ediyorduk. Ben de bir Batı Trakyalıyım. O yüzden o yörede insanların çektiği eziyeti veya işte bir baskıyı çok iyi biliyorum. Kültürleriyle, Türklükleriyle veya işte gelenekleriyle sürekli bir baskı halindeydi. Yani büyük bir siyasi bir problemdi. Ve onu şimdi o öyküyü böyle filme almaları benim için de çok duygulu anlardan biri. Bugün izleyeceğim. Tabii filmle ilgili yorumlarımı sonra yapacağım. Ama inanıyorum inanılmaz bir kadro. Zaten afişi gördüğümde böyle dedim yani Türkiye'nin enlerini toplamış bu film. Böylesine güzel bir kadroydu. Tabii diğer yönden de işte bu böyle biraz kader, biraz da hani zaman yolculuğu dediğimiz olay vardır bu filmde. Başrolde de benim çok yakın arkadaşım, yani 35 yıllık arkadaşım Almanya'da. Biz beraber böyle ben müzikle o filmle ilerlerken burada o filmde tekrar onu görmek, başrolde görmek arkadaşımı, o da ayrı bir gurur tabii ki. Bir gurbet dostluğu mu vardı orada? Tabii tabii, yani ciddi bir gurbet dostluğu, bir arkadaşlığı. O yüzden ikimiz de biliriz böyle ayrı ülkelerde mücadelenin ne olduğunu. Tabii o oyunculuk görevini yaptı. Eminim zaten çok iyi bir oyuncu. Özellikle onu daha da dikkatle izleyeceğim. Çok fazla böyle film galalarına katılan biri de değil. Evet, peki ama çok şöyle... bu film tabii ki dediğim gibi hem Sadık Ahmet ve hem Turgay Aydın'ın bu filmde oynaması böyle ilgimi çekti. Evet, hikayeyi yakından biliyorsunuz. Hem hikaye olarak hem kadro olarak baktığınızda kıyısından köşesinden keşke ben de olsaydım dediğiniz bitimizden geçiyor. Yok, bu filme şimdi çok ciddi oyuncular var burada ve ciddiyetini de bozmayalım filmin. Hani böyle tanınmış simalar veya popüler simalar toplamak bir filme zaten artık çağımızın böyle çok arkasında kaldı. Yeni çağda yapılan filmler gerçekten çok iyi oyunculuk ve bu işe emek vermiş çok iyi oyuncu kadrolarından oluşursa zaten başarıya ulaşıyor ve bunu da bütün tüm yapım ve yönetmen ekipleri çok iyi bilir. Ama evet, hani güzel başka bir filmde bana da böyle bir rol verilirse senaryoyu okur, hikayeye bakarım. Gerçekten yatkın, uygun bir şeyler varsa karşı değilim. Oyunculuk benim içimde de büyük bir ukde. Ama tabii müzik vizyonumuzun hiçbir zaman önüne geçemedik. Bizler müzik konusunda çok yoğun insanlarız. Yani yaklaşık 30 yıldır sürekli müziğin içinde çalışan ve var olan insanlar. Ama üretiyorsunuz sürekli de efendim. O da tabii ki kendi yazdığım hikayeler, senaryolar bile var yani film konusunda. Kim bilir, bu biraz da kısmet, kader işi. Evet. Belki bir gün Beyaz Perde'ye bir hikayemi taşırız. Evet. Müzisyen olarak efendim sinemaya, sinema sektörüne bakış açınız, oyunculara bakış açınız, takip ettiğiniz oyuncular var mıdır güncel olarak? Tabii ki var. Müzisyen olarak yorumunuz nedir? Tabii ki var. Çok oyuncular var. Yani şimdi burada ismen vermeyeyim ama ben hep şunu değerlendiririm. Ya ilk çıktığı dönemlerdeki dizilere bakarak, şimdi bugünkü oynadıkları filmleri ele baz alarak çok iyi değerlendirdiğim, kendilerini çok iyi geliştirmiş. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ, bilmiyorum o ilk onu tanıdığımız neden dizinin adı ne ama. İnsanların veya... aklına ilk Kıvanç Tatlıtuğ ismi geliyor. Falan. Çünkü o bence oyunculuk konusunda inanılmaz bir aşama kaydetti. Gerçekten kendini geliştirdi. Yok şimdi yenilerden mesela Çağatay Ulusoy. Değil mi? Evet. İkinci isim olarak. O da mesela bakıyorum. O, yani müdavimlerindenim böyle. Severim onun dizilerini, oyunculuğunu. O da kendini mesela çok güzel geliştirdi. Onu daha izlemedim. En son Terzi'yi izledim. Çok beğendim. Daha sonra bir sene daha vardı. Gülben mi, Gürkan mı diye bir. İnci Taneleri'ne baktınız mı? İnci Taneleri çok güzel, favori dizilerimden bir tanesi şu sıralar. Pazar Elmiş'ti. Aynen öyle. Dansıyla çok konuşuldu. Yani film sektörümüz her alanda, gerek televizyonlarda, gerek dijital platformlarda oyuncularımız yani gittikçe nam salıyor ve gittikçe iyi projelere imza atıyorlar. Bizler de keyif alıyoruz onları izlemekten. Sadece biz değil, bütün dünya. Evet. Ben geçen İtalya'ya gittim. Mesela orada bayağı diziler meşhur. Yurt dışına çok tabii ki. Mesela El Terrano diye bir dizi koymuşlar. O sanıyorum bir zamanlar Çukurova. İtalya'da mesela şu anda inanılmaz seviliyor. Yani insan gurur duyuyor. Yurt dışı pazarı güzel açık. Efendim şu an mesela az önce bahsettik, İnci Taneleri dedik. Şu an gündemimize işte pavyonlar ve pavyon dansları
girmiş bulunmakta. Müzisyen olarak sizin buradaki pavyonlar, bazı işte yorumcular televizyonlarda çıkıyor, pavyonlar kapatılsın vesaire falan diyor. Birçok sanatçının da aslında bağlantılı olduğu geçmişinde bu tarz işte mekanlar vardır. Sizin bir sanatçı olarak yorumunuz nedir? Pavyonlar gerçekten bu kadar işte kadınların çok sıra dışı, arka plana itildiği bir yerler mi? Çok farklı boyutlara çekilebiliyor tabii ki, ahlaki, işte edebi yönden insanlar değerlendiriyor. Ama şu bir gerçek, Türkiye'de bir pavyon kültürü var. Ve bu zamanında çok güzel ortamlarda, kulüplerde de çok güzel yansıtılmıştır. Bu dediğimiz olay 1940'lardan beri gelen. Mesela bunun en iyi dizilerden bir tanesi Kulüptür. Bilmiyorum izlediniz mi kulüp dizisi? Onlar bunu çok güzel yansıtmıştır. Ve kaliteli müşteri kitlesi vardı. O zaman müziği, dinlemeyi, eğlenmeyi, birlikte yemek yiyip böyle güzel bir akşam geçirmek. Haliyle tabii sadece şarkı yok, dansçılarımız da olacak. Ve bizler de tabii oryantal dansı çok sevdiğimiz için. Bence çok güzel bir konuya değindi Yılmaz Erdoğan, onu kutluyorum. Pavyon kültürünü yaşatmak lazım bu ülkede, kaliteli, seviyeli. Yani anlamlı bir şekilde tabii taşımak lazım. Ama dediğimiz gibi Türkiye'de bazı ucuz bölgelerde bu daha aşağıya sindirilebiliyor. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Ama pavyon kültürü öyle kötü anlamda bir şey değil. Bunu yani İstanbul'da böyle bir mekan olsa, pavyon gibi bir mekanda size teklif gelse sahne alır mısınız efendim? Yani alırım tabii ki, eğer güzel, güzel kaliteliyse, ki zamanında aldık da bunun güzel örnekleri var. Ve çok da kaliteli müşterisi var. Biraz da sanatçı o müşteriyi ayarlıyor. Şimdi bir Rafet Erroman bir yerde çıkınca bambaşka bir dinleyici kitlesi gelir. Başka bir tarzda müzikler gelince bambaşka bir dinleyici kitlesi gelir. Ben şeyde sormak istiyorum. Oyuncu ile ilgili konuşuyorsunuz. Müzikle ilgili biz arkadaşlar bunu çok iyi biliyoruz. Oyuncunun teklifleri gelse güzel bir rol olsa oynarım dediniz. Oyunculukla ilgili şöyle bir durum daha var. Oyuncuların mimiklerini çok fazla kullanmasını istiyorlar. Siz son geçirmiş olduğunuz operasyonlardan sonrası mimiklerinizi çok iyi bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Pişman mısınız yoksa? Boş verin şimdi. Bugün konumuz o olmasın. Yani... çok bugün, yazıldı, çizildi, çok konuşuldu. Yani siz de konuştunuz. Biliyorum ama onu başka bir zaman konuşalım. Olur mu? Tamam. Çok teşekkür aslında ederim. Aslında şunu merak ettim. Bu konuşmalar olduktan sonra bir operasyon daha hiç oldunuz mu? Hani böyle bir şey söylerseniz çok güzel olurdu. Yok, hiç kısa az ve öz keseyim, hiç operasyon olmadı. Yani ben de bilmiyorum. Orada böyle garip bir şey, böyle kaşlarım mı, makyajım mı ne yukarı çıkmış göstermişler. Yani şu benim en doğal halim yani. Bakın bugün makyaj bile yapmadık veya ne bileyim dedik, hani hiçbir şey yapmayın, şöyle bir doğal gideyim de insanlar bir görsün. Hani var mı böyle bir değişiklik? Evet, şu anda görüyor musunuz? Normal görünüyor. Normal yok yani. Dokan Özen de mesela video çekti. Ya bence şey orada da var fake bir şeyler. Yani biliyorsun artık kurgu, montaj bir şey yapıyorlar. Yani bugün benim bir fotoğraflarımı çekmiş, dersin Hollywood starı gibi böyle göndermişler. Yani insanlar artık benzetmeleri bu teknolojiyi... nasıl buluyorsunuz? Yorumları, benzetmeleri, özellikle avatar yakıştırması, benzetmesi yan yana koyuyor. Aslında esprili komik oluyor da sizin Yani onları okuyoruz, yani geçiştiriyoruz. Çok ciddiye almıyorum o yorumları açıkçası. Çoğunu da okumuyorum, ne yalan söyleyeyim. Peki, var bir sorun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Haberlere de biraz konuşayım.